Değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Vefa, insan türünü yükselten önemli özelliklerden biridir. Ama insan türünün diğer canlı türlerinden şöyle önemli bir farkı var. Diğer herhangi bir canlı türüne özgü olan bir özellik, o türe ait bütün bireylerde daha zayıf, daha kuvvetli, farklı tonlarda ama bulunur. İnsan türü kendisine ait özellikleri mutlaka zıtlarıyla birlikte taşır, içinde barındırır. Onun için vefa ne kadar önemli ve yüksek bir insani özellikse, vefasızlık da özellikle içinde yaşadığımız dönemde insan türü içinde çok yaygınlaşmış olan bir özelliktir. Onun için bizim kendi yetiştirdiğimiz, bu ülkenin yetiştirerek öne çıkarttığı değerlerimize, bilim değerlerimize vefa göstermek çok önemlidir. Ben bu açıdan İl Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim ve Toplum Çalışmaları ana bilim dalına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir bilim değerimize bu vefayı gösterdiği için. Ama yitirdiğimiz birini anmak, onun anısını yaşatmak bu vefayla sınırlı olan bir şey değil. Bunun çok ötesine geçer. Yitirdiğimiz kişi hele bir bilim insanıysa onun anısını yaşatmak demek, ondan öğrenmeye devam etmek. Özellikle de ondan öğrendiklerimizi, ondan öğrenilmesini, genç nesiller tarafından bunun yapılmasını sağlamaya devam etmektir. Onun için ben bu toplantının, bu anma toplantısının içeriğiyle, düzenleniş biçimiyle buna hizmet ettiğini düşünüyor ve tekrar kutluyorum bilim ve toplum çalışmaları ana bilim dalını. Namık Kemal Hoca'nın fizik alanında yapmış olduğu katkılar kuşkusuz bundan sonra fizik alanında araştırma yapanlar için de yaşamaya, onlara öğretmeye devam edecek. Ama bizim sadece fizik alanında değil, bütün bilim topluluğumuza, bilim topluluğuna katılmaya aday olan genç araştırıcılara onun bilimi bir hayat tarzı olarak benimsemiş olmasının, bunun bize öğrettiklerini, bunu aktarmak bizim hakikaten bilim topluluğu olarak önemli görevi sorumluluklarımızın içinde yer alıyor. Ben o açıdan, benim aslında yani biz Namık Kemal Hoca'yla 1980'lerde komşu bölümlerde bulunduk. Daha sonra 1990'larda kimi bilim olimpiyatlarına hazırlık çalışmalarında bir arada olduk. Onun TÜBİTAK'ta, daha sonra TÜBA'da başkan yardımcısı, başkan olması, TÜBA'da çalışmaları nedeniyle belli temaslarımız oldu. Ama o dönem içinde benim kişisel olarak çok fazla yakınlığım olmadı. Ama ne zaman bu yakınlığımın olmamasına karşın, ne zaman kendisiyle temas kursam, onun da hissettiğini sandığım, bizi birleştiren ortak bir şey hemen ortaya çıkıyordu. O da onun herhangi bir konuda fikrini şekillendirir, karar alır, görüş ifade ederken gerçekten başka hiçbir şeye aldırmamasıydı. Ben bunun çok önemli olduğunu, insanları bilim topluluğu içinde insanları birleştiren ve çok güçlenmesi, desteklenmesi, güçlendirilmesi gereken bir özellik olduğunu düşünüyorum. Ama son dönemde, yani TÜBİTAK başkanlığı tasdik edildikten sonra aslında Namık Kemal Hoca'nın bilime hizmet etmek isteğinin TÜBİTAK başkanlığı vesilesiyle ortaya çıkan değil, TÜBİTAK'taki görevlerin aslında onun içinde bilime toplumsal hizmet isteğinin onun bir aracısı olarak ortaya çıktı. Çünkü TÜBİTAK başkanlığı gasp edildikten sonra da Namık Kemal Hoca
bilimin düşünsel hayatın ve toplumsal bütün kesimlerine bilimsel yaklaşımın egemen kurulması, Türkiye'de bilimin geliştirilmesi için planlama yapılması, nasıl araçlar geliştirilmesi gerektiğini bütün yönleriyle bir topluma hizmet olarak o, hatta daha da güçlendirilerek sürdü. Yani belki TÜBİTAK Başkanı ya da Başkan Yardımcısıyken yapmadığı, yapamadığı çok sayıda işi yaptı. Aslında onun bir bilim ve ütopyacı, kendisini öyle görüyordu, bir bilim ve ütopyacı haline gelmesi de bu sürecin doğal bir parçası ve sonucuydu. Benim çok fazla böyle anekdot yok ama bilim ve ütopyacı olduğumun en önemli göstergelerinden bir tanesi, biraz fizik kıskançlığı da vardı. Özellikle yani aslında TÜBİTAK başkanlığından ayrıldıktan sonra bilim ve ütopyanın fizik konusundaki bütün kapaklarını Namık Kemal Hoca yapmıştır. Herhangi bir bayide Bilim Ütopya dergisini böyle çok görünür bir yerde sergilenmiyorsa kızlar, onları uyarır. Bu Bilim ve Ütopya'nın çıkartılıp herkesin göreceği, meraklanıp alacağı bir yere almasını isterdi. Yani onun için Namık Kemal Hoca'dan kendimin neler öğrendiğini ve bunların aslında bizim bilim hayatımız için niye öğrenilmesi gereken şeyler olduğunu kısaca onun üstünde bulmak istiyorum. Namık Kemal Pak bildiğinden çok bilmediğini önemseyen, geçmişinden çok geleceğiyle yaşayan bir bilim insanıydı. Öğrenmeye olan merakını son nefesine kadar hepimize örnek olacak bir biçimde sürdürdü. Aslında bir insanın geçmişi, hani insan ne zaman yaşlanır? Bir insanın geçmişi geleceğinin önüne geçerse o insan yaşlanmış demek. Ama Namık Kemal Hoca yaşından, biyolojik yaşından bağımsız olarak son derece genç bir biçimde öldü, hayatı sona erdi. Şimdi aslında dışarıdan bakıldığında, belki içeriden de bakıldığında 1980'lerin Namık Kemal Pak'ı, 90'ların Namık Kemal Pak'ı, 2000'lerin, 2010'ların Namık Kemal Pak'ı arada çok önemli farklar görürsünüz. Aslında bu farklar onun öğrenmeye olan merakından kaynaklanan farklardır. Öğrenirken de herhangi bir hesap yapmaksızın sadece gerçeğe önem vermesinden dolayıdır. Ben 1980'lerde ve 1990'ların başında Namık Kemal Hoca'nın görüşlerinin bilim ve ütopyanın görüşleriyle hiç uyuşmadığı kanısındayım. Ama uyuşan şu temel özellik var. Gerçeğe dayanmak, hakikat dışında hiçbir şeyin önünde boyun eğmemek, bilimi toplumun hizmetine sunmak, Türkiye'nin çağdaşlaşması ve gelişmesi için bilim ve aydınlanmanın Türkiye için önemini kavramış olmak. Bunun araçları ne olur, bunun yolu nedir, nasıl izlenir? Hepimiz farklı görüşlere sahip olabiliriz. Ama gerçeğe dayanmıyor, ondan başka da herhangi bir yönlendirici kabul etmiyorsak, o zaman da ortak bir görüşte birleşmemiz sonuçta, bu da son derece doğaldır. Seçkincilik konusunda sizin açıklama yapmanız ve bu işi aydınlatmanız son derece isabetli oldu. Ama ben buna önem verdiğim için izninizle ben de bakın seçkin bir azınlık aydın bir çoğunluk yetiştirirseniz onun içinden sivrilir. Yani kuşkusuz bilim ve sanat aslında insan türünün en yetkin, en ileri etkinliklerindir.
için bu faaliyetlere katılmak için, etkin biçimde katılmak için seçkinleşmek gerektiği ve bu faaliyetlerin insanı seçkinleştirdiği bu son derece doğru bir belirlenmedir. Ama seçkincilik siz baştan seçilmiş küçük bir grupla bunlara seçkin bir eğitim vererek bu işi yapamazsınız. Bunu yapmanın yolu her alanın aydını olan hem genel aydın bir çoğunluk ama fizik okur yazarı, fizik aydını, matematik okur yazarı, matematik aydını. Her alanda aydın bir çoğunluk yetiştirirsiniz. Onun içinden seçkin bir azınlık sevilir. Namık Kemal Hoca'nın en çok kızdığı şey bu yarı aydın çoğunluk içinden seçkin olmayan bir azınlığın sevilmesiydi. Bence ona hepimizin karşı çıkması lazım. Seçkinlik, seçkincilik, seçkinlik daha doğrusu sonuç olarak, doğal olarak bu sorun, bu sürecin sonunda ortaya çıkan bir özelliktir. Şimdi bilim hakikaten dışarıdan bakıldığı zaman böyle parlak yıldızların bir eseri olarak görülebilir. Bunda demin dediğim nedenle belli bir doğruluk payı da var. Hakikaten bunlar son derece etkin, yani yetkin şeyleri, faaliyetleri insan topluluğu. Ama şu da doğru. Bilim kadar sanat için de aynı şey geçerli. İnsanlığın kolektif birikimine ihtiyaç gösteren başka herhangi bir faaliyet alanı mevcut değildir. Namık Kemal Hoca bunun çok iyi farkında olduğu için o bu konuda genç araştırıcıların yetiştirilmesi için, bilim eğitimi için araştırma kadar, en az araştırma kadar ona da önem verir ve zamanını bundan hiç kimseden, hiçbir öğrenciden bu açıdan esirgemezdi. Burada hakikaten bilim eğitiminin araştırmayla, bakın bu da siz kişisel olarak ne yaptığınızda sadece bununla ilgilenirseniz öğrenci sizin için bir angarya olabilir. Bilim eğitimi sizin için zamanınızı çalan bir büyük olabilir. Ama bunun gerçekten insanlığa ve topluma hizmet eden kurumsal bir katkı, bir bilime katkı olarak düşünürseniz o zaman bu işin kolektif niteliğinin de farkına varır. Bilim eğitimine, araştırmaya olduğu kadar önem verir ve cimrilik yapmazsınız. Ayrıca bilimin öğretmeni olmak onun her zaman çok gurur duyduğu şey. Yani yetiştirdiği öğrenciler, onların başarıları onun her zaman gurur duyduğu bir şeydir. Aslında zorluklar karşısında gösterilen tutum hepimiz için insanın bir aynasını oluşturur. Çünkü sıradan dönemlerde hepimiz daha çok birbirimize benzeriz. Zorluklar da öyle hani böyle adil biçimde hiçbir zaman dağılmaz. Yani tarihte çünkü şöyle bir şey yok. Yani bu hayat denilen sınavda eşitliğin bozulduğu ve bir insanın kendisine daha zor sorular, sorunlar geldiği için buna böyle bir idare mahkemesi yok. Ama onun için bunlar da insanı hakikaten sınayan, ondaki yerleşik ve olumlu niteliklerin ya da olumsuzlukların bunların ortaya çıkmasına yol açan özellikler. Onun için Namık Kemal Hoca'nın geçirdiği, eğer bunu bir sınav diye düşünüyorsak, son derece sıra dışı bir sınava maruz kaldığını, özellikle kendi hedefleri açısından, yapmak istediği şeyler açısından, TÜBİTAK başkanlığının ondan hukuk dışı yollarla gasp edilmesini, ona karşı tutumu bence Namık Kemal Hoca'nın hani temel özellikleri, nitelikleri nelerdir sorusuna kendiliğinden en iyi cevabı veren bir tutum. O karşı devrimin Türkiye'yi bilimsizleştirmesine karşı son derece dik durdu. Sadece bir hukuk mücadelesi vermek bununla sınırlı kalmadı.
Demin de dediğim gibi, bence onun hayatta en gerçek yol göstericinin bilim olduğu, bunun bütün topluma mal edilmesi. Bilimin sadece bilim insanları tarafından yapılacak bir meslek olmadığı, böyle bir meslek alanı olmadığı, bunun dışındaki insanların bilimsel yaklaşımdan yoksun bırakılabilecekleri, bunun dışında tutulabilecekleri, hiç böyle bir dönüşü yok. Bu tam tersine bilimsel yaklaşımın bütün topluma, düşünsel hayatın bütün alanlarına egemen kılınması için o konuda da hiçbir cimrilik yapmadı. Konuşma nerede yapması isteniyorsa bu konuda koştu gitti, bütün etkinliklere katıldı. Onun için onun bilimi bir toplumsal hizmet olarak aynı zamanda, sadece bir araştırma ve öğretimin parçası olarak değil, bir toplumsal hizmet, Türk toplumunun çağdaşlaşmasının, ilerlemesinin, gelişmesinin, bunun temel unsuru, Türkiye'nin geleceğinin kurulmasının temel aracının bilim olduğu, ama bunun da sadece bilim insanları aracılığıyla değil, bu yaklaşımın bütün topluma mal edilmesiyle gerçekleştirilebileceği, TÜBİTAK başkanıyken, başkan yardımcısıyken de bunu yaptı, TÜBİTAK'ken de bunu yaptı, bunlardan yoksun bırakıldığı zaman, o zaman da bilim emeklisi olmadı, bilim emekçisi olmayı sürdürdü, hatta çok daha fazla çalıştı. Yani bence TÜBİTAK'taki, TÜBİTAK'taki işlerinden belki daha da fazla zamanını bu işe harcadı. İşte o dönemde o bilim ve ütopyayı da kendisinin bu hedefini gerçekleştirmesinin önemli olanaklarından, mevzilerinden biri olarak gördüğü için orada mevzilendi. Altmışlar önemli. Namık Kemal Park kendisini Atatürk devriminin, hatta daha özel olarak da 27 Mayıs'la beraber Türkiye'de Atatürk devriminin değerlerinin yeniden canlanmasının bir ürünü olarak görüyor. Bakın o dönem Türkiye'nin temel bilimlerde 60'lar son derece önemli bilim insanları yetiştirdiği bir dönemdir. Hani TÜBİTAK filan da kuruldu ama TÜBİTAK'ın bizatihi kurulması da o dönemde bilime, kamu değerlerine, ülke sorunlarına, insani değerlere çok daha fazla önem veren bir atmosferin, bir havanın, bir cereyanın, bir bilimin Türkiye'ye gelmesiydi. O zaman öğrenciler arasında zengin olmak, köşeyi bölmek, yat kat sahibi olmak isteyenler yok muydu? Vardı ama utanırlardı söylemeyi. İtibar getiren şey, bilim için, ülke için, sanat için Atatürk devrimini ilerletmek, Türkiye'yi yeniden Atatürk devrimi yoluna sokmak için çalışmak. İtibar getiren şey buydu. O iklim hakikaten bugün mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne baktığınız zaman bütün temel bilim bölümlerinde hala çekirdek o dönem yetişmiş olan, o dönemin yetiştirmiş olduğu bilim birikimidir. Aslında 1980'lerden başlayarak dünyada ve ülkemizde gözden düşürülmeye çalışılan iki önemli kavram var. Bunlardan biri millilik, biri de kamusallık. Namık Kemal Park aslında bu her iki kavrama da ama parçacı olduğu için değil. Bu her iki kavram da bugünün en evrensel kavramları olduğu için değerli oluyor. Bilim kuşkusuz evrenseldir ama sizin milli bilim gücünüz, milli bilim politikanız, hani siz Ergun Hocam sormuştu bu soruları kim yolladı diye. Hakikaten bilim gündemi öyle bulutların üstünde, gökyüzünde, bir yerlerde filan oluşturulan bir gündem değil.
Onun için Türkiye'nin de doğrunun ölçütü evrenseldir. Uluslararası bilim topluluğuyla bir alanda bilimin gelişmesi için çok etkin ve çok yönlü ilişkilerin kurulması gerekir. Derinlik ölçütü evrenseldir. Şu ülke için derinlik, bu ülke için derinlik, bunlar olmaz. Ama bilim gündemi ulusaldır. Bilim politikası ulusaldır. Siz milli bir bilim gündeminiz, milli bir bilim politikanız olursa uluslararası ilişkilerden de ülke adına bilimin ülkenin geleceğinin kurulmasının aracı haline getirme adına, bilimi hayatın merkezine çekme adına çok daha etkin biçimde yararlanabilirsiniz. Aslında hayatının bütün önemlerinde Mahmut Kemal Akın özellikle uğraştığı konularda bunlar. Aslında kamu değerlerine özel değerlerden onları ayırt eden en önemli unsur şudur. Kamu malları, kamu değerleri paylaştıkça azalmazlar. Paylaştıkça çoğalırlar. Onun için Mahmut Kemal Hoca'nın daha önce de aktarıldığı biçimde bilgi ve sevgi paylaştıkça çoğalır. Ben de hayatımın bu döneminde bilgi ve sevgiyi paylaşmaya çalışıyorum demesi, bu aslında onun kamusal değerlere verdiği insanın mutluluğu bütüne hizmette, bütüne tabi olmakta, onun içinden kendini ayırmakta değil, tam tersine onlarla birlikte hareket etme gördüğünün en önemli delilidir, en belirgin kanıtıdır. Ben bizim şöyle bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Bu zaten gerçekleşecektir. Bizim Mahmut Kemal hocamızı da benzer bilim değerlerimizi de onların hepsini bunları bilim topluluğunda paylaşarak paylaştıkça azalan değil, paylaştıkça çoğalan önemli değerlerimiz olarak bu anıyı yaşatma işini tek atımlık bir vefa olarak düşünmeyelim. Biz geçmiş bilim birikimimizi vefa gösterelim ama onun ötesinde genç nesilleri ilerletecek, Türkiye'yi ilerletecek, Türkiye'nin bilim gücünü ilerletecek çok önemli bir birikim olarak kullanalım.